Herkese merhaba. Bugün MIT sınavlarında çıkmış olan bir sorunun çözümünü yapacağız. Soru şöyle verilmiş. A yıldız B işlemi A çarpı B artı A artı B şeklinde tanımlanıyor. Yani böyle bir yıldız işlemi tarif edilmiş. Dolayısıyla şu işlemin sonucu soruluyor. Yani bir yıldız, parantez içerisinde iki yıldız, parantez içerisinde üç yıldız ve bu şekilde en son 99 yıldız 100. Evet, bu işlemin sonucu soruluyor. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdurduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi A yıldız B işlemi AB artı A artı B şeklinde tanımlanmış. Şimdi bu sağ taraftaki bu ifadeyi 1 ilave edip 1 çıkartıyoruz. Bu durumda AB artı A'yı A parantezine aldığımız zaman B artı 1. Aynı zamanda bakın şurada da B artı 1 var. Dolayısıyla ortak çarpana alırsak eğer, ortak paranteze alırsak A yıldız B işlemini A artı 1 ile B artı 1'in çarpımı eksi 1 şeklinde tanımlayabiliyoruz. Yani A yıldız B işlemini bu şekilde tanımladıktan sonra bizden asıl cevabını sordukları ifadeye S diyelim. Ve içeriden başlayalım. Yani 99 yıldız 100 işlemine bir bakalım. Şimdi buna da S99 diyelim. S99, 99 yıldız 100 işlemi nasıl tanımlanıyor? Birer fazlasını çarpıyoruz, eksi 1. Dolayısıyla 99'un bir fazlası 100, 100'ün bir fazlası 101, ikisinin çarpımı eksi 1. Dolayısıyla S99 buna eşit. Şimdi S99 buna eşit olduktan sonra, şimdi 98 ile S99'u yıldız işlemine sokuyoruz. Yani içeriden dışarı doğru giriyoruz. Yani S98, 98 ile S99'un yıldız işlemi. Dolayısıyla 98'in bir fazlası 99. S99'un bir fazlası, S99 şuna eşitti. Dolayısıyla bir fazlası, şu bir gitti, 100 ile 101'in çarpımı. Dolayısıyla bu iki ifadenin çarpımının bir eksiği. Bu da S98'i veriyor. Bir tane daha yapalım. S97, yani 97 ile S98'i yıldız işlemine sokacağız. 97'nin bir fazlası 98 çarpı S98'in bir fazlası, yani şunun bir fazlası 1 gitti, şuradaki eksi 1 gitti. Dolayısıyla 99 çarpı 100 çarpı 101. Dolayısıyla tamamının çarpımının bir eksiği. Ve bu şekilde devam ettirirsek eğer, en son S1'e geldiğimiz zaman, S1'de ne olacaktır? S1'de ne olacaktır? 1 ile S2'nin yıldız işlemi olacaktır. Dolayısıyla 1'in bir fazlası 2 ve S2'den de ne gelecektir? 3'ten 101'e kadar ki sayıların çarpımı. Dolayısıyla hepsinin çarpımının bir eksiği. Yani S1 burada ne eksik? Faktöri olarak yazdığımız zaman 1 eksik. Dolayısıyla 1 de çarpma işleminde etkisiz eleman olduğu için onu da ilave edersek sonuç değişmez. Yani S neymiş? Yani bizden istenen ifadenin sonucu ne çıkıyormuş? 101 faktöriyel eksi 1 çıkıyormuş. Evet, sorumuzun cevabı S eşittir veya işte bizden istenen şu yıldız işleminin sonucu 101 faktöriyel eksi 1'miş. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.